Abi bunlar Çengelli'ye Somak derken Şurada yine bak bakayım. bakayım şu bu tarafta. Orada işte. Nereye batmış o? Vay anasını. Evet, gazlardan sopa yemeye karar verdik. Lan bir tanesini yakalasam sevsem olacak olur. Bunlar da kaçıyor ya. Lan bir tane kaldı, bir tane. Yakalayın şunu. Hayır. Yakalayamadım. Bununla içeri. İçeride yakalayacağım bir tanesini. Yakalasam seveceğim bir tane de yenge. Araçlar bak direkt dikenin arkasına saklandılar. Hareketler senin. Ya sana bir şey yapmıyorlar mı? Yok ya diken batar yenge. Hayır lan. Tiplere bak. Allah'ım ya Rabbim. Çok şekerler ya. Oğlum sakalıma bir sürtün bunu. Sakalıma bir sürtün. Çok seviyorum bunu. Hadi gidin lan. Tamam fazla strese gerek yok. Koşka bak. Anam şimdi seveyim. Oo kursağı da şişirmiş. Lan sakalıma süreyim lan senin de. Sakalıma süreyim. Bak alarmı veriyor anne. Haydi koş bakayım sen de. Güzel. Allah. Ne yapıyorsunuz lan siz orada? Ayıptır oğlum. Ya çekince utandın değil mi? Bırak lan kızın peşini. Bana. Erden abi. Merhaba yenge. Ne? Koyunu karşılamaya mı gitti? Kaç yarım saate gelir mi? 15 dakika. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir tane tehlikeli ineğimiz var. Hop lan kuyruk sallama. Vallahi bu durmaz yenge de. Nasıl tohumlayacağız bunu bilmiyorum. Evet. Neyse Allah büyüktür falan. Ben de Bu kadar durdu şükür ediyorsun. Oynayabilir de ha. Bu şey. Ya bir anda dopayla vurayım mı? Valla o tarafa gitsen daha iyi olur. En azından senden korkup bu tarafa da ver. Yoksa yaklaşmak ne olur ki? Bu şeyi de attırıyordu zaten. Bir de konuşsanız sen. Şu tarafa geçip kafasından şey yap da şöyle. Oradan o dönmez iyice sana gider. Oradan vurdu. Ne yapacağım?
Amcam bir tane koç aldı. Onun da koçun ayağı yanmış. İzdaha mısın? Kuzular içinde. Ayağı mı yanmış? Bakalım ya. Söyle verdi. Bakalım bakalım. Ayağı ne gerekiyorsa. Şey mi? Koç. Ufak mı almış koç? Ufak da. Kuzu olarak almış da. He tamam. Ayağı yanmış onun. Yenge onun... Onunla biraz da tırnak da var gibi ya. Ya o tırnağı bir keser, o önemli değil mi? O tırnaklarını bir kesecek. Bir de kalsiyumla ADE vitamini yapacak ona. Kalsiyum bir... O da mahvolmuş ya. Boş vurur diye oraya götürdü. Bu hale gelmiş ya hayvan. Kalsiyum bir kessin tırnakları da, çok uzamış tırnak. Ondan sonra toplar o. Tırnaktan da yapıyor olabilir. Aa bu oğlak, Allah'ım yarabbim. Lan lan kocuğum. Yakalarım. Bu ne zaman doğdu be? Sakalıma süreyim. Çok severim böyle sakalıma sürmeyi. Böyle innak hayvan. Al götüreyim de anası bağırır sonra. Yeri göğü yıkar ya. Benim oğlağım nerede diye. Bak bu elcik zaten çok deliydi. Boya getirmek için birkaç kere iğne vurduk buna da. Şükür tohumlayabildik. Vallahi hiç fazla zorlamadı. Bayağı bir tekme falan yiyorduk bunda. Önceden iğne miğne yaparken boynuz yiyorduk. Boyunları çekeyim otlarken. Tohumlatmadı abi, verdi tekmeyi gözüne. Yok. Şaka yapıyorum ya, çok uslu durdu. Vallahi hiç beklediğim gibi değil. Boğada tabii. Başka türlü şey yapamayız, yakalayamayız. Adamı da çekeyim lan. Afganistan'a selamlar diyeceğiz. Millet Afgan çoban bulamıyor biliyor musun? Ne zandır sende? Dışarıdan geldi. Bu benim oğlum gibi aynı. İyi ya. Abi mala bakarsa sen de ona bakarsın ya. Elinden tutarsın. Sıkıntı olmaz. Kolay gelsin abi. Ben kaçtım. Tamam, hadi sen sağ ol. Hoppa. Oyuncuklar çekilin. Şey göstereceğim size. Popo ameliyatı yaptığımız kuzu. Tabii bu GoPro'nun azizliğine uğramıştık. Tam çekim yarıda kalmıştı. Yine küçük bir kuzuya popo ameliyatı yapıyorduk. Çekimimiz yarıda kaldı. Şimdi onu göstereceğim. Bazen GoPro şaşırabiliyor. %32 şarj gösterirken tam çekimde, çekimin yarısında zınkadanak, yani 1-2 dakika çalışıp kendini kapatabiliyor. Böyle anormallikleri var. Bazen bu aksiliğe uğruyoruz. Hem bir de B vitamini noksanlığı daha kesilmedi. Havalar ısınınca yine toplularda bol miktarda görmekteyiz. O da neden arkadaşlar? Şimdi bizim fix bildiğimiz selenyum preparatımız vardı. Bu gelle başlayan herkes bilir bunu aşağı yukarı. Bu preparatların içinde B1 vitamini bulunuyordu. Ama artık yani nedendir bilmiyorum. İşte kanlen mi yok, kodekste mi yok. B1 preparatını çıkarttılar bu preparatlardan. Bu ve bunun muadili preparatlardan. Artık sadece selenyum ve E vitamini olarak kalacak bunlar. Ondan dolayı daha çok görebileceğiz. Daha çok göreceğiz bu E vitamini noksanlıklarını. Evi şaşırmadan gideyim. Çekimi yapayım. Hava kararmak üzere hafiften. Tamam oğlum tamam. Tamam korkma. Dur yenge, dolanırım ben etrafından ya. Bunu çekemedim oğlum. Açamadım dışarı falan. Aa, ileri doğru mu istiyorsun? Ben zaten açmış ya. Dur aslanım, bu ısırmadan ben bir kaçayım. Biri daha yaptıracak abi de. En azından masraf olmamış olur. Aşı da boşa gitmemiş olabilir. Olur. Aynen.
Aynı anda yapar çıkarız. Hangisinde oldu o B vitamini? Şu. O çıkmayan. Arkadan şey açtık ya. Dedi. He, popo açtığımız o sürekli. He. Sürekli de, dışkı kaçırıyor mu? Valla yakalayıp bakalım abi. Hı, küçük foto makine. Foto makine değil lan, kamera var. Kamera mı? Tabii. Şöyle kapatayım. Gelin de. Bak bakalım nasıl olmuş. Bak, popo normal popo gibi olmuş ya. Bu. Aynen. Vallahi normal popoya dönmüş ya, resmen ya. 10 numara. Ehe 10 numara 10 numara. Dur bakalım abi. Şöyle ışıkta bakalım, poposu yok mu? Evet, popo yok. Yok ya. Yakın ama ya. Hı? Yakın bak, bu da senin eniştenin koyun gibi. Vajinadan bir delik açılmış. Delik yanlış yerden açılmış. Hı. Oradan kakasını yapmaya çalışmış. Aynen. Küçücük kuzuş. İyi olmuştu. He, oraya birikmiş şey. Hop, sıkı. Yani yakında zaten ya, parmakla hissediyorsun. Deliğin yeri belli değil mi? Deliğin yeri belli değil abi, yok. Deliğin yeri bu, bunda iç çizgi bile yok. Anladım. Geçen bir tane erkek geldiydi. Hı. Onda gene iyi kötü vardı da bunda çizgi bile yok. Dur. Bu damızlık kalmaz abi. Ne kadar güzel koyun olsa da. Kalmaz değil mi? Aynen. Bunu damızlık koyamam çünkü çocuklarında çıkma ihtimali var. Doğacak yavrusun. Aynen. Aa, kaçırıyor ama değil mi abi? Hafif hafif kaçırıyor. Hafif hafif kaçırıyor yani. Tam tutamıyor. Şunun ayağı mı kırılmış öyle? Onun ayağı kırıldı. Onun ayağını sardım ben. Kaynadı abi o ya. He? Kaynamıştır bile. Kaynamıştır bile. Daha basıyor. Yeni oldu ya, bir haftalık. Bir haftalık. Aynen. Kaynamıştır. Şu an basıyor abi. Kaynamıştır da biraz daha dursun. Aynen. Biraz daha dursun da. B vitamini noksanlı olan hangisi? Dışarıda. Dışarıda mı? Ne diyecektin abi? Ya ben ne diyeceğim? Şimdi aslında benim fikrim ne diyeyim, değil mi? Bunu komple kırdıracağım. Evet abi. Ondan sonra çelermeyi, çiçek açtım. Şimdi abi çiçek açısını önce yapalım da kırktırırken çelermeyi yapabilirsin. Aynen. Kırktırırken çelermesini yapabilirsin. Zaten kırktır da yani, havalar çok sıcak abi. Hatta bu sene iki kere bile kırktırılabilir. Aynen. Şu mu? O değil. Değil lan. Yampiri yampiri yürüyünce. Bak şu köşede bak, duvarın dibinde bak. Gördün mü? Tamam. Şey, alagöz mü diyorsun? Yok, normal merinos. Beyaz var ya bak, tamam. Şu. Sırtı döküp bak. Aha, tamam gördüm. Aa, bu. Gördüm abi. Senin verdiğin innelerden vuruyorum gene bak. O toplar abi de komple B vitamini yaparız. İşte şey, çiçek açtığıyla beraber B vitamini yaparız. Aynen. Elimde aynen kalmadı. Kargo gelirken yapacağım. Kırılmış da. Şu anda yapacağım bir şey var mı? İşte o verdiğin karışımı yapalım. E onu yapıyor. He onu yapıver. 5 gram 5 gram yapıver onunla. O toplar. Boynundan. Aha, boynundan yapıver. Bu taraflarda bak. Hangisi? Bak şu merinos. Sıfır olan. He o B vitamini yakalandı. Aynen. Çıktı değil mi? Aynen o kurtuldu. He o güzel de o abi ya. Çok aynen. Da güzel maşallah. Güzeldi çok şükür o ya. Neyse ben, Ferhat abi ben haber vereyim sana. Tamam. Aşıyı yaparken akşam yengen abiyle kapatırsın herhalde, yaparız. İşin aslı bu kadar normale döneceğini ben de beklemiyordum. Ha, güzel bir popo olmuş gene. Bakın dediğim gibi işte B vitamini noksanlıkları başımıza bela oldu. Bir yetiştirici bugün bir tane video attı işte. Hobi amaçlı 7 tane koyun bakıyormuş. Bir tanesi böyle krize girmiş. Tam bıçağı almış oturmuş başına, ondan sonra ya ben bir arkadaşı arayayım, şu veteriner arkadaşı aradı beni, dedim ki ya hemen soğuk suyla yıka, herhangi bir şey olmaz merak etme yani, kesme. Ondan sonra tabii gel
geldi, B vitamini aldı, gitti. İyi arkadaş, nasıl batırmış o manyak? Ayağını öyle. Ayağında. Gel abi, dükkanı alalım onu da. Önce bakayım. Tam oturmuş ya. Tam nasıl girmiş? Ya abi bunlar çengelli, somak derken. Şurada iğne, bak bakayım. Bakayım şu bu tarafta. Orada işte. Nereye batmış o? Vay anasını. Uyuşturun baba, direkt anlarım vallahi. Uyuşturacağız lan onu zaten. Tek köflüyüm işte. Yo, bazı şerefsizler oluyor, direkt çıkartıyor da. Oğlum direkt çıkmaz ki bu. Çıkmaz. Mecbur kaldın mı direkt çıkartacaksın. Veteriner bulamazsan ne yapacaksın? Hayvanı böyle mi bırakacaksın? Bir şey. Hayır, ben ne oldu lan? Ne oldu garibim? İyi ete saplanmamış, deride kalmış abi. Deride kalmış da. Çok çabuk çıkartırız bunları yani, neşlere gerek kalmaz. Şimdi burada ameliyat yarası yapıyoruz ya. Hmm. Hayvana sıkıntı oluyor, ne yapıyoruz? Eğer ete mete saplanmadıysa direkt büküveriyoruz onu. Bükünce deriden çıkıyor ya çengelli ucu. Evet. Çengelli ucu deriden çıkınca o ucu kırıveriyoruz, geri çıkartıveriyor şak diye. O kadar basit yani. O kadar. Damağı ne yapacağız somakta? Damakta da aynı olacak zaten. Şuradan çıkacak. Hmm. Şuradan ucunu çıkartacağız. Ucunu keseceğiz, çengelin kıracağız. Ondan sonra iş basit. Verdiğin cilcikte mi ameliyat ediyorlar burada? Verdiğin cilcikte mi burada ameliyat ediyorlar? Az önceki şurada ilaçlara bakıyordum da güvercinde cilcikte ne yapıyorlar bilmiyorum. İlaçlara bakıyordum da. Oğlum gerektiğinde onları da ameliyat ederiz lan yeğenim. Ucu burada zaten abi direkt. Tutayım mı kamerayı? Kamerayı tutabilirsin abi. Tutabilirsin zaten, bacaklar bacaklar büküldü. Uyuştu. Can yanmaya başladı. Kusacak abi o da. Ha? Kusacak o da. Diyor. Ucunu deriden çıkartacaksın. Aha, ucu deriden çıkacak şimdi. Zaten geldi uç dışarıda. Ha. Geldi uç da. Öyle sağlam. Bayıldı tamam. Anlamaz bile. Umut gelsene oğlum. Gel Umut gel. Bir karnından bir şey olmayacak zaten. Kan bile göremeyeceksin. Bak. Ucu çıktı. Ha. İşte burada karga burun pens olması lazım benden ama yok abi. Şöyle kırdık ucu. Bakayım. Pürüzlü uç burada mı? Yok. Tamam, böyle çıktı işte. Somaktakine bak. Somak abi, evet. Somak en tehlikeli ya. En tehlikeli o. Diş etine falan saplanmadıysa. Ya, muhtemelen somakta diye düşünüyorum ama. Yok abi, o da deriden çıkacak. Ay yaşa ya. Onu da çıkartacağız şöyle. O iyi. Bu biraz. Kulaklar nasıl gözük acaba? Duygu'nun kulağı gibi olur. Dudak kalın biraz daha. Orada da. Heh, çok tamam, canı yanıyor. Çıktı. Ama. Çok canı yanıyor. Çıktı. Tutar mısın? Hı. Tut şöyle şeye bakayım. Ben de şu ucunu bir kırayım. Evet, son aşama. Ay, balık, bana batıyor lan iğne. Balık iğnesini köpeğin ağzından çıkartıyoruz. Sen de sahip ol yani balık iğnene. Tamam, kırdık. Sonra aynen geriye doğru çıkarttık. Kanama bile yok, tertemiz. Ay, Allah razı olsun ya. Ama çok güzel uyuyor. Baba. Of of. Tamam. Tamam. Bunlara şey... Antibiyotik falan bir şey yapalım mı? Yapacağız yapacağız abi, antibiyotik yapacağız. Ben şimdi birkaç iğne vuracağım onu. Bir de antibiyotik yapacağım. Birkaç gün siz antibiyotiği yapacaksınız, oradan enfeksiyon kapmasın köpeğe. Tamam. Hadi kızım, sen biraz yemek hali. Evet arkadaşlar, Batman YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Daha geçen gün...
Çırağımız Ramazan dedi ki, abi ben seneye düğün yapacağım, bana para lazım. Köpeklerden. Bir senede o kadar parayı nasıl bulacağız? Takısı var, kız istemesi var, ev düzmesi var, beyaz eşya şu bu derken ha, bu canavarlar da beni yiyecek ya. Şunlara bak. Hoş bulduk Özcan abi. Bunlara mı baktınız abi? Bunlara. Ama bunlar yalnız karanlık yer ister bak şey ya. İçeride baksak daha iyi. Aynen. Olur, içeride bakalım. İçeride bakalım. Tamam abi. Tamam. Git burada. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir problemimiz oldu. Biz Ramazan'ın koyunlara süngeri takacaktık fakat birkaç tanesi yavruladı. Yavrulayınca dedik ki bunlardan bazıları gebe herhalde. Bir ultrasonla bakacağız gebeliklerine. Ondan sonra takacağız süngerimizi. Tamam abi. Gebe gördüklerimizi boyamayacağız. Buradan salacağız. Şu gebe. Mayayı salmışsın. Bakacağız mı abi? Gene bakalım. Bakın. Gene iş garanti olsun. Yatırayım mı abi? Yatır yatır. Sol tarafına yukarıda kalacak şekilde. Bakayım sola orası. Aynen. Yukarı bakalım, mayadan belli. Şimdi karanlığı. Şimdi hep göstereyim diyeceğim de. Parçalar eten parçası da şunun ultrason bir netliğini ayarlamam lazım. Gebe gebe. Gebe de mi abi? İkinci yapıyor değil mi baba? İkinci oğlum, bunlara verir ki Özdemir'e kuzuları. Kuzu hatta şöyle ileri kaydırmam lazım ki orada tüy olduğu için gözükmüyor. Çok daha aşağıda olduğu için şöyle önce bir parça şöyle küçük olsa o zaman çok güzel olur. Tamam, bu gebe, bunu salalım dışarı. Şöyle bir araştırayım. Evet arkadaşlar, şu an gebe. Yani öyle kotledonları göstereyim ben size. Bunlar eten parçaları. Gözükenler. Evet. Sallaktıkça daha da şey yapıyor. Kuzuyu görebilsin. Şöyle kuzuyu da göstereceğim net de. Kuzuyu göremiyorum. Net ama gebe. Bunu salalım dışarı. Tamam abi. Şimdi abi şey yok. Alerji de oluyor bazen. Stafilokok kaynaklı deri enfeksiyonu olur. İster istemez öyle. Aynen öyle. Yani çiçek daha kötü. Şuralarda çok olur. Koltuk altlarında. Vereyim mi deterjan abi? Ama bunda bir şey yok. Abi. Şöyle bir de öbür tarafına bakalım. Karışmış baba. Ne? Buna da mı yapacağız? Yapacağız tabi, onun kuzusu da büyüdü. O zaten kuzusu bayağı büyüdü ama geldiğine bilmiyoruz. İki numara. Oo. Normal kuzusu var ya. Ha, kuzusu mu var bu? Normal kuzusu var şu an. Kaç aylık kuzusu abi? Aynı o büyüklerden yine 3-4 ay, 3'e yaklaşmıştır herhalde. 2-2,5 kesim vardır. Şimdi kaç tanemiz gebe çıktı oradan? 8 tane mi gebe çıktı? 8-9 tane abi. 9 tane mi gebe çıktı? İyi. 9 tanemiz gebe çıktı bunlar. Sünger yiyecek olanlar. 15 tane tam. Koç sayımıza da yetecek rahat rahat. Şimdi ekranı ver bir tanesini. Al abi. Onu şırıngayla mı atıyorlar abi? He, aynen şırıngayla atıyorum ya. Şeyi bulamadım, bulduramadım sabahleyin. Bunun çubuğunu böyle daha iyi oluyor. En azından hayvan da yormuyor. Yakalar ama bir tanesini. Yatırayım mı? Yok, yatırma falan yok. Tutacaksın sadece. Tutuyorum, tamam. Tutacaksın sadece. O kuyruğunu tutuyorsun. Asıl benim sana göstermem lazım ama o da. Ya, tut tut. Tamam bak, bu şekil ip kalıyor arkasında. İpler dışarıda kalacak. Tamam, bu kalacak. Aynen öyle. Tamam. Bir şey engelleme.
45 derecelik açıyla onu sokuyoruz. Ondan sonra tamam. Tamam, kapatalım. Kapatayım mı? Evet, şimdi 15 tane yüzüm yerledik. Kusmaya bak. Ne? 14 gün sonra da geleceğiz, ikizlik hormonu dediğimiz hormonu yapacağız. Ondan sonra süngerlerini de çıkartacağız, tamam. Aldın mı? Aldım abi, tamam. Bunlar niye dışarıda Ramo? Keçiler mi? Yok lan koyun. Bunlar topla abi. He topla. Şuradan da alın. Şuradan da alın. Şuradan da alın. Gel sana abi. Ha bu parçalayacak mı? Bunlar kuzulayamaz değil mi yapsak? Nasıl? Bunlar kuzulayamaz. Topluyor. Kuzulayamaz derken... Bir kere şey yapsınlar. Onlara olmadı bir şey ayarlarız ya. Tamam. Onlara bir şey ayarlarız. Önce koçlar şu sünger partisini bitirsin de. Onlara da bir ay sonra...